Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ikinci maçtayız. İlk maçı giremedim, kazanmışız. Bu maçta da beraber yakarsak ya da yenersek güzel olacak. Bakalım. Maç başladı. Frikik oldu. Hyuga 1-0 yaptı 1. dakikada. Göremedik de. Oraya girdik. Rakip de menajer desteği var. Büyük Bart. Schneider verdi pası. Misaki. Nitta. Uzaklaştırdılar. Uzaklaştırdık. Schneider götürüyor. Verdi Nitta'ya. Nitta Misaki'ye. Misaki de Gasugi'ye. Schneider. Rakip girdi. Hızlı çıkıyoruz. Nitta verdi Schneider'e. Vega gidiyor. Verdi Tsubasa Ozora'ya. 2-0 geliyor mu? Müthiş bir çalım. 2-0. Taki verdi. Tsubasa'ya. Tsubasa Ozora'ya. Verdi Nitta'ya, o Schneider'e 3-0. Zor Şampiyonlar Ligi maçını kolaya çevirdik. Güzel. Ve Nitta'dan 4-0 oluyor. Rakibim bizden üst seviyede arkadaşlar. Hem de yani bize yakın gücü var. Çok güzel gidiyor maç. Bakalım duruma. 15 şut çekmişiz. 5'i isabetli. %80 zaten 4 gol attığımız için. Rakip 8 şut çekmiş. 2 isabetli. Rakip güçlü arkadaşlar. Sadece defansın ortası biraz sıkıntılı. Onun dışındakiler çok iyi. Shizaki verdi Tsubasa'ya. Tekrar Shizaki.
Verdi Uyga'ya, Unitta'ya, Nitta. Ki 30'u basıyor ya. Suriye çok güzel hareketler mi olmadı? Neyse biz kendi. Hızlı bir çıkış. Şu paslaşmalar biraz da karışık yapalım arkadaşlar. Karışık karışık. Schneider'le Misaki'nin yerini değiştirelim. Bir de oyuncu değiştireceğiz. Sudan'ın yerine. Nitta. Ve 5-0 oldu. Uyga attı. Uyga'nın kafa vuruşu ve pozisyon almasını yüksek yapmıştık biliyorsunuz. Misaki götürüyor. Misaki 6-0. Şimdi uzaklaştırdık. Oyuncu değişikliğimizi, yeşilimizi de aldık. Nitta gidiyor. Kaleci de kaldı. Uyga vurdu out. Pas yap, pas diyelim. Evet, kaptık. Misaki. Matsuyama. Tsubasa atacak sanırım. 7-0. Matsuyama bir tane daha mı pas atacak? Arkadaşlar çok güzel bir şekilde kazandık. Ödüllerimize bakalım ne almışlar. Çok güzel. Maçın adamı Schneider seçilmiş. Çok güzel. Hız bu oyuncu için çok önemli. Güzel. Aynen. Taki neden alamamış? Durdurmuş da. İyi. Tamam. Bunları ettik. Ödüllerimizi aldık. Teşekkürlerimizi edelim. İsmini okuyamadığım bir arkadaşa. Jasa, Andrea'ya, Levi'ye, Sagi'ye, Karsten'e,
Adumiye çok teşekkür ederim. Şimdi bir şeye bakalım. Nasıl bitirmişiz yani maçı? Dakika. -37 oynamışız arkadaşlar. 27 şut çekmişiz. 8 isabetli olmuş. 7 gol atmışız. Mükemmel bir şut verimliliği. Rakip 15 şut çekmiş. Bence iyi bir şut. 2 tanesi kaleyi bulmuş. Ve 0 verimlilik. Yani defansımız bence güçlü bir şekilde oynamış. Kaleyi bulduran şutlar azalmış. Zaten oradan da kanatlarımızdaki oyuncuları görüyorsunuz. Aslında bence daha yüksek puan almak lazım. Neyse. Burada dikkat etmemiz gereken şey, bir saniye, istatistikler nerede? Burada arkadaşlar şut verimliliği çok önemli. Şut verimliliğini arttırmak için de ofansif gücümüzde şut ve bitiricilik derecesini ve yaratıcılık derecesini yüksek tutmamız gerekiyor. Bunu sonuna kadar izleyenler buna önem versin. Az faul yaptık çünkü alçak ve neydi alçak ve kolay. Kolay top çalma ve alçak pres yaptık. Ondan da kart da görmedik. Şimdi bu rakibe normalde onu güçlü de oynarız. Çünkü adam bizim kadar güçlü. Yani bizim bir tuzu basayı çıkar. Adamla hemen hemen dengede gelebiliriz. Kayısı bizimkinden de iyi. Ama içi iyi değildir. İşte yaş sıkıntılar var arkadaşlar. Dediğim gibi yaş önemli. Bir de yedekle çıkmış önceki maçına. İşte bu maça daha güçlü çıkayım diye ama maalesef kendi adına kötü sonuçlar alındı. Ne diyor? Ne garibiyette? Evet. Harika iş çıkardık. Doğru. Kaynaşın aydın aynen. Arada Misaki ile yerini değiştiriyorum. Sait Solic ve defansif merkez ortası önünde devam edeceğiyle oynamaya çalışıyorum. Bakalım hayırlısı. Özellikle daha zayıf takımı 3-0 yendik arkadaşlar. Komedi gibi. Burada 7-0 yendik daha güçlü. Bakalım kim gelecek bize buradan. Güven gelmiş. Bence bunun daha fazladır da. Yo iyiymiş. Bakalım. Yok. Bütün maçlar çıkacak. Güçlü bir takım. Bizim taktiğe yakın bir taktikle oynuyor. 3-6-1'in daha değişik versiyonu gibi. Burada işte Schneider'e gene iş yapacak ya da Misaki oraya çektiğimizde. Neyse bunları konuşuruz. Taktiksel. İsterseniz burada arkadaşlar ben hep kendi oyunumu hissettirmeye çalışıyorum ama bir gün takım rakibe göre taktiği de yani rakibe göre oyuncuları ne yapacağımızı da konuşabiliriz isterseniz. Bana Instagram veya Facebook'tan yazarsanız bu şekilde konuşabiliriz. Şimdi daha çok olduğu için size oyuncuları çabuk güçlendirme antrenmanlarını göstereyim. En azından bir 6 tane yapayım. Çok kolay. Kolay. Ya kolay bundan alalım. Çok kolay. Bunu bir kere yaptıralım. İşte bu her yere aldırtıyor arkadaşlar. Ama bizim şey olduğu için fazlası yormuyorum. İzlediğiniz için, destek olduğunuz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yani şunu da halledelim de. Çok uçtuk gene. 120 çok arkadaşlar. 2 sezon hiç transfer yapmayı düşünmüyorum. Bunu yapıp burayı da hallederim. Ondan sonra size iyi günler deyip bu videomuzu müsait bir zamanda sanırım çarşamba günü yayınlayacağız. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.